Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Evde selamımı verin. Cuma indirimi bunlar arkadaşlar, BİM'de. BİM'de cuma indirimi, renk renk günler gelmiş. Bugün günlerden de cuma, cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Her renkten gelmiş ama kalın. Şöyle kalın. Şunları ayırdım ben. Bunları ayırdım arkadaşlar. Bebek bir şey örerim diye. Bu yelek güzel olur yeleği. Kırmızı. Beyaz. Siyah. Şimdi bunları hesaplatacağım. Ne yapsam ki bilmiyorum ki. Elimden de kayı kayı veriyorlar. İnanır mısınız? Mavi baktım, mavi yok. Para durumum da iyi şey değil. Ama ne yapayım arkadaşlar? Sarıyı alayım. Evde beyaz var. Siyah alayım. Şu kırmızıyı alayım. Bebek bir şeyler örür. Hem bunları ya satarım ya şey yaparım arkadaşlar. Böyle. İndirimde daha neler var onlara da bakalım. Ben bir araba alayım geleyim. Sepetimi aldım. Koydum arkadaşlar onları sepete. Şimdi bana ne lazımdı? İndirimde daha neler var bakalım arkadaşlar. Kırmızı etiketliler indirimdeymiş. Burada yumurtam bitti. Hem de hiç bitti arkadaşlar. Buğday unu 5 buğday unu 5 kilo 87 lira. Buğday unu 2,5 kilo şu efsanenin buğday unu. Güzel bunlar diyor. Un çeşitleri un alacaktım arkadaşlar, köye gideceğim geleceğim ya. Arkadaşlar 15'lik yumurta 60'tan 49,50'ye düşmüş yani. Oo, 15'lik. Bir tabii köle yumurtalayayım. Her zaman şeyi biteni öne koyarlar. Burada indirimde bir şey var mı? İndirimde yok. Kırmızı etiketi. Bugün cuma indirimi diyorlar ya arkadaşlar. Burada yok. Sütlerin, ayranların fiyatına bakıyorum. Oh, yumurtaları. Köy yumurtası gezen organik. Bakın organik. Tavuk yumurtası. Onlu 40 lira. Kahverengi onlu yumurta. 60 lira. 5 lira daha olsa. Ay sen onları poşetleyiver abla, ben ama onları alırım. Bozulur gelene kadar. Ne? Ben gidip geliyorum nasıl olsa. Evet arkadaşlar. Ben kaymak yapıyorum. Rulo kaymak 57 lira. Normal kaymak 55 lira. Tereyağı 107 lira. Bu tereyağı da 187 lira. Ben hep bunu kullanıyorum. Kebirinkini. Ama şimdi küçük küçük alıyorum. Şu tereyağı 279 lira. Kaşar 209 lira. Bu kaşar 159 lira. Biraz küçüğü.
seni bir beni takibi, ben onu takip ediyorum. Hakan Çelebi takip mi diyorsun? Tabii, ben onu pazarda karşılaştık. He. Çok çağırıyor. Biz onlar normalde de görüyoruz. Bak neler gelmiş. Ramazan alışverişi için tatlılar. Ramazan peynir tatlısı. Peynir tatlısı hangisi ki? Kemal Paşa. Güllaç. Küçük güllaç. Bu ne? Şekerpare. Büyük güllaç. Bunları Mustafa gelince alırım arkadaşlar. Bunları şimdi tek başıma alamam. Bu neymiş? Kalburabastı tatlısı. Bir sürü tatlı çeşitleri gelmiş. Mini güllaç. Burada var mı? Süt indirimde olan süt mü? Yarım yağlı. Süt yarım yağlı 21. Meyve aromalı. Burası da ekmek rayonu. Galeta çubuk. Onu aldım. Buralarda su, deterjan. Deterjanlar çok pahalı arkadaşlar ya. Şu kaçlı antibakteriyel bak. Antibakteriyel işte. Antibakteriyel kapsül 472 lira. Bulaşık makinesi bu da 450 lira. Bu. Ben inanır mısınız? Geçen şundan aldım ama hiç iyi değil arkadaşlar ya. 105 lira. Bu da bulaşık 293 lira. Şu. Bu 276 lira. Yine böyle şeyler. Sarı güç, mavi güç. Yüzey temizleyicileri, kalgonlar. Ya bunlar da her. Ha, kırmızı etiketli ürünler burada da var arkadaşlar. Burada da var. İç çamaşırları. Tayt. Termal tayt 99 lira. Salata servis tabakları gelmiş. 49 lira. Bu neymiş? Kazak erkek kazı 159 lira. Ay tencerem. 399 lira. Şu tencereyle tek 400 lira yani. Böyle gelmiş. Hı? Evet canlar, marketten geldim BİM'de. Cuma günü BİM'de ne uygun fiyatlar, ucuzluk varmış diye. Yünlerde var arkadaşlar. Başka da hiç doğru dürüst bir şeyler de yok. Kırmızı etiketli ürünler var. Artık ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Onları bilmiyorum. Ben fiyatlarını falan gösterdim size. Hemen çayımı koydum. Patates kızartıyorum böyle görmüş olduğunuz gibi. Patates kızartmasını Oğuzhan çok seviyor. Yine arkadaşlar, soframı koydum, masamı hazırladım. Patatese gelecek şimdi. Normal klasik kahvaltımı çıkardım yani. Burayı da canlar, buzdolabında köyden getirdiğim mancarım vardı. Onlar da küçük küçük, çok taze. Şöyle arkadaşlar, şöyle içine salkın mancar pişireceğim bunlardan da. Bu şekil. Şöyle bu ortalarından ikiye ayrı vereceğim arkadaşlar. Kanatlarına manatlarına dokunmayacağım. Düdüklü de öyle pişireceğim. Çok kolay ve çok lezzetli diyet. Hani evde de kimse yok, ona biraz kendime dikkat edeyim arkadaşlar. O çayımı da iş yapıyorum ya. Kabak var. Bundan da normal tencerede pişireceğim bunu. Kabağı da
Onu da yoğurtlu veya sütlü onları öyle yerim. Eski usul, ben bunları eski usul yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kabuğumu bu sefer fırınlamıyorum. Tencerede pişiriyorum. Şekere inen arkadaşlar. Su da koymadım. Burada salkım, saçaklı mancarım pişiyor. Düdüklü de. Burada da Oğuzhan için beyaz fasulye koydum arkadaşlar. Onu. Şimdi ne yapacağız canlar? Bakın. Bu iki tane yoğurdun üstü. Yoğurt kaymağı yani. Süt kaymağı değil. Biz bu yoğurt kaymağından ekmeğin üzerine sürülme krem peyniri veya krem kaymak. Krem kaymak yapalım arkadaşlar. Çırpa çırpa bunu bir güzel krem kaymak yapalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle kaymağımızı kavanozda çalkalamayıp kavanozu kırabiliriz. Bu iki tane yoğurdun kaymağı arkadaşlar. Sütün kaymağını alıp kaymak yaptım diyen arkadaşlar var. O tatlı olur. Sütün kaymağı şöyle tatlı olur arkadaşlar. Şeker koyulmuş gibi olur. Yoğurdun kaymağı biraz ekşi olur. Ama bütün mikropları kırıldığı için yoğurdun kaymağı daha lezzetli olur arkadaşlar. Yoğurdun kaymağından da sütün kaymağından da sütçü yapabiliriz. Arkadaşlar videomu kesmek zorunda kaldım. Damat torunu götürüveriyor da. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Aklım gitti bak. Şu kadar bir tuz koyacağız canım. 2-3 damla da bakın. Bu kadar sıvı yağ koyacağız. Zaten kendisi yağlı. Koymak isterseniz arkadaşlar ekmek üzeri yapacağım ben bunu. 1-2 kaş damla da limon. Onu da koyalım. Tamam arkadaşlar. Bak. 1-2-3-4-5-6-8 damla oldu. Şimdi canlar. Bunu önce asıl kaymak budur arkadaşlar. Krem kaymak bu. Kıvamı nasıl oldu arkadaşlar? Kıvamına bakalım. Tekrar çekeceğiz. Ekmek üstü krem arkadaşlar. Tadı çok güzel. Zaten ben çok seviyorum ya. Ama 2-3 dakika daha çekeceğim. Kıvam alıyor artık. Limonundan tuz koyduğumu söyleyeceğim. Şu ellerimi bir yıkayım gelin. Bir aralayabilirim. Şöyle bir kabım var. Arkadaşlar limondan tuzu niye koydum biliyor musunuz? Hem azıcık tuzlu olsun diye. Bakın. Krema gibi oldu bu. Hem azıcık tuzlu olsun limonu da uzun ömürlü olsun diye arkadaşlar. Ben hiç seviyorum bunları. Evdekiler sevmiyor. Onlar hazır alışmışlar. Hazır yiyorlar. Sabaha ekmeğimin yarasının üstüne. Üstüne reçel koyabilirsiniz, pekmez koyabilirsiniz. Bak ne suyundan eser kaldı, ne şeyinden eser kaldı arkadaşlar. Krem şanti gibi oldu. Şöyle. Asla yok yanlar. Bakın şunu da söyleyeyim. Yumurta kızartır, yumurta da yumurtayla da yiyebilirsiniz. Yumurtayı kızartıp da bunu önceden koyup da. Ya istediğiniz yerde kullanırsınız arkadaşlar işte. Alın size. Güzel bir krema. Benim mutfağın haline bak arkadaşlar. Bugün tertemiz olan mutfak şimdi bu halde. Size saçaklı mancar nasıl olur onu göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra mutfağımı ayarlayacağım. Mutfağımı ayarlamak zaten geç olur, saatte geç. Kız kardeşim falan geldi. Zaten Beren 4 geceden beri bende. Geç akşamları bende duruyor birkaç gün. 4 geceden beri bende duruyor. Birkaç saat, birkaç gün değil. Birkaç saat bende duruyor arkadaşlar. Saçaklı mancar nasıl yenir? Onu gösterip videomu kapatacağım. Bakın arkadaşlar. Mancarımı açıyorum. Daha sıcak yok.
bu şekil tabağı bunu. İsterseniz arkadaşlar bu şekil doğranır bu. Bir bas soğanına kavurması bak arkadaşlar. Bu saçaklı mantarın kavurmasını söyleyeyim size. Bir bas soğan, çok azıcık salça, yarım bardak sıvı yağ, çay bardağına yarım bardak, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, salça yarım kaşık. Onun üzerine arkadaşlar mancarı böyle ince bunu kıyırsınız, koyursunuz. Çok güzel kavurması olur. Ama bunu böyle bu şekil, bu saçaklı mancarı arkadaşlar, bu şekil üstüne biraz limon, biraz yağ demeyebilirsiniz, biraz tuz, bir tane çatal yardımıyla, bizde genelde elle yenir arkadaşlar bu. Genelde elle yenir, bak ben de size böyle göstereceğim. Harika. Limon olmadığı yerde sirke de kullanılır, çünkü eskiden böyle yapardık. Yufka ekmeği var ya arkadaşlar, lavaş. Lavaşların arasına koyardık. Bunu biz böyle yerdik. Çok da yumuşak şu anda. Yedim bile ben onu zaten. Bizim ata yemeklerimiz, doğal yemeklerimiz bunlardır arkadaşlar. Çatalından alacağım diye uğraş. Bakın çatalından geliyor mu? Saçaklı mancar işte. Bak saçaklı mancar, püsküllü mancar veya sündüme. Üçü de bu ismi vardır. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın.